olacaktı. Tabii ki. Hocam diren kullanılıyor. Diren ne için kullanılır ve siz meme protezi ameliyatlarında diren kullanmıyorsunuz? Şimdi bakın, yani yara yerini göremiyorsunuz. Tabii de görmenizi istemiyorum çünkü yani paylaşımda bulunduğu zaman o zaman şey oluyor. Bakın ben ameliyatlarda bakın hiç kanamam. Kansız bir ameliyat gerçekleştiririm. Ve hiçbir şekilde diren de kullanmam. Yani 100 hastadan bir tanesinde bazen nadiren yani 1000 hastada belki birkaç hastada kullanmışımdır. Çünkü kansız bir ameliyat gerçekleştiriyorum. Bütün damarları titiz bir şekilde ayıklayıp yapıyorum. O yüzden bir problemle karşılaşmıyorum. Bununla beraber diren kullandırırsanız eğer diren olduğu müddetçe daha çok kanar ve hasta halsizleşir, yorgunlaşır, iyileşmesi gecikir. Hem o direni çekmenin verdiği acılar, korku, endişe ve direni olan hasta daha fazla hastanede kalmak zorundadır. Yani diren kullanmadan, morluk oluşmadan bu ameliyatı gerçekleştiriyorum çünkü yani artık o kadar sık yapıyoruz ki, yapıyorum ki daha doğrusu hani buradaki damarın nereden geçtiğini biliyorum. Yani bütün hastalarda şahit olduğum şey hani belki yarım santim aşağıda yarım santim üstte oluyor ama nihayetinde ezberlemişim yani artık. Bu yüzden de kanama ile ilgili bir problemle karşılaşmıyoruz. Yani bütün ameliyat boyunca bakın işte kirlettiğim bez bu kadar. Görüyorsunuz yani. Kan yok. Kansız. Ameliyattan sonra da kanamıyor. O yüzden. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam, sağ olun. Hocam gözünüz kapalı meme protez ameliyatı yapabilir misiniz? Yapar mıyım? Yaparım evet. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.